Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatını kaybetmesinin ardından yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine sadece günler kala adaylar son mitinglerini düzenledi. Mitinglerde halk desteğini en fazla arkasına alan kişi ise Venezuela'nın geçici devlet başkanı Nicolas Maduro oldu. Chavez'in veliahtı olan Maduro, kendisini rakiplerinin bir adım önüne koyan bu ayrıcalığı kampanyası boyunca hatırlatmaktan geri kalmadı. Yapılan son kamuoyu yoklamaları da Chavez'in ölmeden önce başkanlık koltuğuna tayin ettiği Maduro'nun seçimi açık ara farkla kazanacağını gösteriyor. Fakat devlet başkanlığı koltuğuna aday olan Henrique Capriles'i destekleyenlerin sayısı da az değil. Chavez sosyalizminin sona ermesi gerektiğini savunan liberal Capriles, iktidarı ülkenin zengin petrol kaynaklarını yağmalamakla suçluyor ve seçildiği takdirde Küba'ya ücretsiz olarak verilen petrolün kesileceğini söylüyor. Öte yandan Venezuela İçişleri Bakanlığı ülkedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını, Brezilya ve Kolombiya ile olan sınırlarında seçimlerin ertesi gününe kadar kapalı tutulacağını bildirdi. Ayrıca seçim boyunca ülke genelinde 125 binden fazla polis görev yapacak.